Türkiye'nin en zor uzun gecelerinden birini yaşadık şüphesiz. 10 ilde afet bölgesine ulaşabilen arama kurtarma ekipleri enkaz altındakileri hayatta tutabilmek için amansız bir mücadele hala da veriyor elbette. Şartlar gerçekten çok ağır. Beton blokların altında yardım eli bekleyen on binler, bir yanda da dondurucu bir soğuk var. Onlara direnmeyen, soğuğa direnmeye çalışıyorlar. Moloz yığınlar arasından saniyelerle yarış var. Çok sayıda mucize çıktı. Daha da çıkmasını bekliyoruz. Bu zor günleri atlatmak için çok fazla mucizeye ihtiyacımız var aslında ve elbette tüm kötü haberlere rağmen umuda. Tatlıyı gel, tatlıyı gel. Adam üstüne çek. Tatlıyı gel. Tatlıyı gel. Abi kafaya destek verin. Kafayı kurtar. Benim kuşum yok. Tamam mı? Tamam. Allah. Yıkıntılar arasında ölüme direnenler. Birazdan alacağız seni oradan. Sen kendini yorma. Biliyorum çok yoruldun, çok korktun. Ellerinle yüzünü kapat bebeğim. Buse bir yere sıkışık mı şu an? Onları hayatta tutmak için canhıraş çalışanlar. Ayağınız taşa değmesin. Allah razı olsun. Polisimizden. Ah, Allah razı olsun devletimizden. Ben İstanbul depremini de yaşadım. Elhamdülillah. İyisin değil mi şu anda? İyiyim, çok teşekkür ederim. Tamam, biz teşekkür ederiz. Saniyelerle savaştı onlarınki, içeride canlı kalmak için. Abi eşini çıkarttık, eşini çıkarttık, hastaneye gidiyor, çocukların da çıktı. Biraz daha az kaldı abi. Dışarıdaysa can kurtarmak için mücadele ettiler. Seni burada bırakmayacağım. Şu an ayağına basınç yapan bir şey var mı? Abi sen de nasılsın? Ayakkabı mı? Gel amca gel. Gel amca gel. Gel sen gel. Arkadaşlar, şurayı bir açalım. Şurayı bir açalım. Abi yavaştan gel, arkandan temiz, gel. Fazla değil. Fazla değil. Geceden sabaha 10 ilde de kurtarılanlar mucizenin ta kendisi oldu. Ayağının altını biraz al abi. Gel kızım. Yavaş, daha yavaş. Bismillah. Süper. O mucizelerden biri de Kahramanmaraş'taki 26 yaşındaki Hatice Şeren'di. 24 saatin sonunda çıktı enkaz altından. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir şey söyleyecek. Benim hiçbir yerimde hasar yok. Burada kalıp annemin babamın çıkmasına yardımcı olayım. Bir başka sevindiren görüntü de Süleyman Mağaralı ve eşinin kurtarıldığı anlara aitti. Süleyman abi. Abi biz konuş ya. Konuş Süleyman abi konuş. Biz diyorum ya senin için takırık kaleden geldik. Allah nasip ederse seni kurtardığımızda hastanede karşılıklı beraber bir çay içeriz. Hastanede çalıştığını biliyor musun? Sen hastanede mi çalışıyorsun? Evet. Abi işte Allah söyle diyor bak bunları. Yenge iyi değil mi yanında? İyi. Yatak odamız büyüktü. Oturma odasında yatıyorduk. Tamam abi. Ben sakamadım da hanım yorganla telefonla aldı yana yattı. He. İşte bak çayımızı alacağız abi, tamam. Abi gelin hastane. Hadi bak. Başka mucizeler de peş peşe geldi. Ayağı aşağıda tutun. Ayağım. Tamam iyisin maşallah. İyisin. Bak oğlum da çıktı. Oğlum bak tamam, dedem. Oğlum. Sakin hareketler yavaş. Sakin hareketler. Nurdağ'ındayız. Şu anda bir vatandaş komşuları tarafından kurtarıldı. Umut her geçen dakika devam ediyor. Burada işte alkış sesleri yükseldi. Yüzler gülüyor. Gözyaşları bir anda gelmeye başladı ve 33 saat sonra, afetten 33 saat sonra Kahramanmaraş merkezde bir kişi 52 yaşındaki Halit Çetin sağ olarak çıkartılıyor ve ekipler önce tekbir sesleri yükseldi. Ardından alkış sesleri yükseldi ve burada Halit Çetin'in abisi Bilal Çetin var. Efendim sağ selim kurtardık şükür. Geliyor. Allah aşkına. Saatlerdir buradasın. Evet saatler. 2 günden beri buradayız. Bekliyoruz. Kimler var başka yanında? Eşi var. Yeğenim var. Hepsi orada. Şimdi sağ olarak çıkartılıyor. İşte ailesi burada.
Halit Çetin'in 52 yaşında, gözyaşlara hakim burada. Kızının da yaşadığına dair, 22 yaşındaki Ayşegül Çetin'in de yaşadığına dair bilgiler var. Yan yana bulundular zaten. İlk önce baba çıkartıldı ve ellerde şu anda ambulansa götürülüyor. 33 saat sonra sağ çıkartıldı. Gökçe'yle Çiğdem geldi, tamam mı? Çok geçmeden Halit Çetin'in kızı da çıkarıldı o enkazdan. Abi çıkart, bu tahliye işlemine başlayalım. Tamam abi. Ayşegül. Şuna elini şöyle tut kızım. Yaklaşık 20 dakika önce kurtarılan Bilal Çetin'in 22 yaşındaki kızı Ayşegül Çetin şu anda sedyede getirildi. Babasının hemen yanındaydı ve o da sağ olarak ambulansa götürülüyor. Baba kızı buldunuz. Nasıl oldu o ilk temas? Baba kızı ilk önce aradık. Bir şey seste ses falan bulamadık. Tam çekilince bizim Ekrem arkadaşımız 5. katta temas kurduk ve arkadaşlarla beraber çok şükür babasıyla beraber. Ne konuştunuz peki? Vallahi soruyordu işte, susadım diyordu, en çok susadığını söylüyordu. İşte suyunuz yolda. Saatler geçtikçe azalan umutlar kurtarılan her canla yeniden yeşerdi. Dayım! Dayım! Tamam oğlum, ben sağlık seyir. İyisin değil mi şu anda? İyiyim, çok teşekkür ederim. Tamam, biz teşekkür ederiz. Abi eşini çıkarttık, hastaneye gidiyor, çocukların da çıktı. Biraz daha az kaldı abi. Betek altından ayağını kurtaralım, sonra seni yukarıdan alırız. Azıcık daha, azıcık daha. Tamam, süper. Süpersin abi. Geldi, geldi, Nevzat abi geliyor. Şimdi... Geldi. Öyle geldi. Aynı o şekilde. Aynı gel. Allahu Ekber. Gel, gel, korkma amcam. Yavaş, yavaş. Bir battaniye ver. Battaniye ver. Gel abla. Canan sen geri çık hele. Geri çık, geri çık. Abla gel. Gel abla. Gel Allah'ına. Gel abla. Gel, biz de senin evladınız. Allahu Ekber. Tamam abla. 20 yaşındaki Boran Kubat sosyal medyadan enkaz altında kaldığını duyurmuştu. Malatya Zaviye Mahallesi. Ebe sokakta mı? Ede mi? Ege mi? Aslanlar sesi karşısı. Herkes lütfen yardıma gelsin. O da saatler sonra kurtulmayı başardı. Birden salladı. Gözüm aşağı açmaz kafamı şöyle eğildim. Baktım annem yanıma düştü. Birden simsiyah bir alan oluştu gün ışığında. Neyse baktım, ondan sonra telefonum yanıma düştü. Telefonumu hemen saraldım.